Biraz zaman sohbetimize hoş geldiniz. Sene 1932. 1932'nin ilk ayları. Yer Dolmabahçe Sarayı. Bir akşam yemeği yeniyor. Atatürk'ün başkanlığında. Bildiğiniz gibi Atatürk'ün sofrası, tırnak içinde söylüyorum, çok meşhurdur. Çünkü sadece yemeğin yendiği bir ortam değil, aynı zamanda birçok meselenin, memleket meselelerinin görüşüldüğü, fikir alışverişinde bulunulduğu. Bu anlamda önemli bir platformdur Atatürk'ün sofrası. Genelde Çankaya Köşkü'ndeki akşam yemekleri oldukça ünlüdür. Fakat bu kez bahsedeceğim yemek Dolmabahçe'de. Dolmabahçe Sarayı'nda bir akşam yemeği. O gün Dolmabahçe Sarayı'na çok ilginç bir an yaşanıyor. Bu yemekte her zamanki gibi milletvekilleri var, bakanlar var, önemli konuklar var ve değişik konular tartışılıyor. Masada bulunanlardan bir tanesi de dönemin Milli Eğitim Bakanı Esat Bey. Oldukça deneyimli bir bakan. Aynı zamanda Atatürk'ün de öğretmeni. Ve masada bulunan milletvekillerden Reşit Galip oldukça sert bir şekilde eleştiriyor Esat Bey'i. Hatta öylesine sert eleştiriyor ki kendisinin Milli Eğitim Bakanlığı'na yakışmayacak bir insan olduğunu söyleyecek kadar da ileri gidiyor. O dönemki bir uygulamadan dolayı, yapılması düşünülen bir düzenlemeden dolayı eleştiriyor Esat Bey'i. Atatürk tartışmayı uzatmak istemiyor. Daha sonra tartışırız deyip kapatma yolunu seçiyor. Fakat Reşit Galip durmuyor. Daha da ileri gidiyor. Diyor ki bu sofrada inkılapları zedeleyecek icraattan bahsedilmesi küstahlıktır. Ortam bir anda geriliyor. Gözler Mustafa Kemal'e çevriliyor. Atatürk biraz daha alttan alarak masadan onun ayrılması yolunda telkin etmeye çalışıyor. Diyor ki Reşit Galip'e, yorgun görünüyorsunuz, gidip istirahat edebilirsiniz. Bunun karşılığında Reşit Galip tarihi çıkışını yapıyor. Burası sizin değil, milletin sofrasıdır. Kendimi iyi hissediyorum, kalkmam. Bunun karşılığında Atatürk ne yapıyor dersiniz? Aynen şunu yapıyor. O halde biz kalkalım, masayı beyefendiye bırakalım diyor ve masadan kalkıp odasına çekiliyor. O kalkınca masadaki diğer insanlar da kalkıyorlar ve Reşit Galip'i yalnız bırakıyorlar masada. Atatürk'ün sofrasında Atatürk'ü bile eleştirecek cesareti bulan bu kişi Reşit Galip aslında hepimizin tanıdığı bir kişi. İsmini belki söylediğim zaman aklınızda bir çağrışım yapmamıştır ama biz hepimiz şu an beni izleyenler, benim yaşımda olanlar, benden genç olanlar da hatta bu son yıla kadar her okula gittiğimizde her gün bu Reşit Galip'in Milli Eğitim Bakanlığı döneminde yazdığı andımızı okuyarak büyüdük. Evet, andımızın ilk halini okuyarak büyüdük diye düzeltmem lazım. Çünkü Reşit Galip'in yazdığı andımız daha sonra değişikliklere uğradı, bir takım eklemeler yapıldı. Şu anda da kaldırılmış olan and o son halini alan andtır. Tabi andımızın kaldırılması doğrudur, değildir, bu konu üzerine çok tartışma yapıldı. Ben bu konuda kendimi mezun hissetmiyorum açıkçası. Bu konuyla ilgili herhangi bir görüş de beyan etmeyeceğim. Ben Reşit Galip'in yalnızca andımızın yazarı olarak değil, aynı zamanda farklı özellikleriyle de ve yaptıklarıyla da Cumhuriyet tarihinde çok sıra dışı bir karakter olarak gördüğüm bir kişidir ve o yüzden aslında biraz Reşit Galip'ten ve andımız dışında da onunla ilgili size bilgi vermek istiyorum. O gece, Dolmabahçe gecesinde, o akşam yemeğinde bu gerginlikten sonra geceyi pencere kenarında bir koltukta geçiriyor Reşit Galip. Uyuyakalıyor. Sabah da Ankara'ya dönmesi lazım ve cebinde 5 para yok. Ankara'ya dönecek yol parası yok. Dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Tevfik Bey'den, Tevfik Bıyıklıoğlu'ndan 25 lira borç alıyor. Ve o şekilde Ankara'ya dönebiliyor. Sabah Atatürk durumu öğreniyor ve Tevfik Bey'e kızıyor. Cebinde 5 parası yok arkadaşının ve sen ona sadece 25 lira mı borç verdin diyor.
En azından benim hesabımdan birkaç yüz lira verseydin diyor ve ondan sonra ekliyor. Cebinde beş parası yok ama karakterinden hiç taviz vermiyor diyor. Görüldüğü gibi Atatürk kendisine karşı bile sert eleştiride bulunabilen bir kişiye, bir milletvekiline karşı da çok derin bir hoşgörüye sahip olduğunu görmekteyiz. Nitekim çok kısa bir süre sonra Reşit Galip'i masada eleştirdiği Esat Bey, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrılınca Mustafa Kemal'in önerisiyle Reşit Galip Milli Eğitim Bakanı olmuştur. Yani kendisini bu derece eleştirecek derecede ileriye giden, hatta o akşam yemeğine tekrar döneceğim, o konuşmalarla, diyaloglarla ilgili başka iddialar veya tanıklıklar da var. Son derece yetkin gördüğü için kendisini Reşit Galip'i Milli Eğitim Bakanı olması konusunda öneride bulunmakta tereddüt etmemiştir Atatürk. Reşit Galip dediğim gibi yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı döneminde andımızın yazarı olarak adını yazmamış, aynı zamanda Türk Tarih Kurumu'nun, Türk Dil Kurumu'nun kurucu üyeleri arasında yer almıştır. Türk Dil Kurumu'nun başkanlığını yapmıştır. Bir yıldan az bir süre Milli Eğitim Bakanlığı döneminde bulunmuştur ki Milli Eğitim Bakanlığı döneminde üniversite reformu dediğimiz İstanbul Üniversitesi'nin kurulması ve eğitimin yapılandırılması konusunda çok önemli atılımlar yapmıştır. O dönemde Nazi rejiminden kaçan Alman Yahudisi bilim adamlarını Türkiye'ye gelip İstanbul Üniversitesi'ne ders vermesi konusunda onlarla anlaşma yapmıştır. Ankara'ya gidenler bilirler, çok çok mükemmel bir müze vardır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ankara'da. Ben de çok beğenmiştim gezdiğim zaman. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin de yapılması, tasarlanması Reşit Galip'in bizzat Milli Eğitim Bakanlığı döneminde olmuştur. Serbest fırka üyeliği bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra kurulan Terakkiperver Partisi bildiğiniz gibi kapatılıyor. 1930 yılında da Atatürk'ün önerisiyle, isteğiyle Fethi Bey'in kurduğu serbest fırkada da üyelik yapmıştır. Reşit Galip sadece 41 yıl yaşamış ve bu genç ömrüne, kısacık ömrüne çok şey sığdırmış kişilerden bir tanesidir. Ben açıkçası özellikle Cumhuriyet'in hem ilk döneminde hem günümüzde özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıklar da olmak üzere hizmet vermiş insanların sadece bir konudan eleştirilmesi veya sadece bir konudan övülmesi konusunda yanlış yapıldığını düşünüyorum. Herkesin hataları ve olumlu yanları vardır. Özellikle eğitim konusunda 90 yıllık bir tecrübe var ve Türkiye'miz 1923'ten bugüne gelene kadar çok önemli atılımlar gerçekleştirmiş ve sürekli ileriye gitmiştir. Reşit Galip de kısa dönemde olsa bu konuda hizmet vermiş önemli kişiliklerden biridir. Ama sohbetimin başında da söylediğim gibi bu çıkışı biraz ipucu veriyor onun karakteriyle ilgili. Oldukça ateşli, heyecanlı, coşkulu bir karakter. Atatürk devrimlerinin çok ateşli savunucusu, Atatürk'ü eleştirecek kadar ateşli bir savunucusu olan Reşit Galip 1892 doğumlu, Rodos doğumlu. Daha sonra ailesiyle İstanbul'a geliyorlar. Doktor olmak istiyor Reşit Galip. 1911 yılında İstanbul Askeri Tıbbiye'ye yazılıyor. Ve öğrenciyken, tıp öğrencisiyken Balkan Savaşları patlak veriyor. Gönüllü olarak savaşlara katılıyor. Hemen ardından Dünya Savaşı patlak veriyor. Yine gönüllü olarak Kafkas cephesinde savaşıyor Reşit Galip. Bu yüzden de okulu bitirmesi biraz geç oluyor açıkçası. 1917 yılında askeri tıbbiyeden mezun oluyor. Mezun olduktan sonra Köycüler Derneği isimli bir dernek kuruyor. Bunlar 15 arkadaş misyoner gibi köylere giderek sağlık hizmetlerinin köylere kadar götürülmesi, köydeki insanların sağlık konusunda bilinçlenmesi, köy hekimliğinin yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yapıyorlar. Köycüler Derneği ile birlikte. Daha sonra Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte biliyorsunuz Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanıyor ve yurdumuz işgallere uğruyor. Ve bu işgaller karşısında özellikle İstanbul'da başlangıçta protesto mitingleri düzenlenmiştir. Bu protesto mitinglerinde başta Halide Edip Hanım da olmak üzere çok sayıda insan konuşmalar yapmışlardır. Reşit Galip de bu işgallere karşı düzenlenen protesto mitinglerine bizzat katılmıştır. Daha sonra
serbest hekim olarak çalışmak istiyor. Önce Kütahya'da kısa bir süre çalışıyor. Daha sonra Mersin'e gidiyor. İşte Mersin'de serbest hekimlik yaparken, hatta Yeni Mersin gazetesinde de başyazarlık yapıyor. Çok yönlü bir karakter. Tam da o sırada Mersin'de başyazarlık yaparken, hekimlik yaparken Atatürk Mersin'i ziyaret ediyor. 1923 yılında, 17 Mart 1923. Milli Mücadele'nin hemen ardından, Cumhuriyet'in ilanından önce bir yurt gezisine çıkıyor Mustafa Kemal Paşa. Mersin'de ziyaret ediyor. Mersin'de bir yolunu bularak Reşit Galip hoş geldiniz konuşmasını yapmayı üstleniyor. Ve bu konuşmada şöyle başlıyor konuşmasına. Diyor ki, sizin karşınızda zaferlerinizden bahsetmeye lüzum var mı? Grönland'daki Eskimolardan Afrika'nın yanık ve kızgın çölleri ortasında Samyellerinden haber uman zencilere kadar herkes öğrendi diye başlıyor. Çok coşkulu bir konuşma yapıyor. Konuşmasının sonunda şu şekilde sesleniyor Mustafa Kemal Paşa'ya. Sen bu milletin, dikkat ederseniz sen diye hitap ediyor. Sen bu milletin yalnız kurtarıcısı ve yalnız bir kahramanı değilsin. Sen bunlardan daha çok büyüksün. Sen bu milletin bir ferdisin. Senin en birinci büyüklüğün bu milletin bir ferdi olmakla yetinmen ve iftihar etmendir. Birden hava gerilir gibi oluyor. Mustafa Kemal Paşa'nın yakınları kaygı duymaya başlıyorlar. Çünkü Mersin'e geldiği sırada biraz öfkeliymiş, sinirliymiş başka sebeplerden dolayı Mustafa Kemal Paşa. Reşit Galip bu şekilde seslenince acaba ne tepki verecek diye meraklanıyorlar. Mustafa Kemal Paşa tabii cevabı bir konuşma yapıyor halka ve konuşmanın bir bölümünde Reşit Galip'in bu sözlerine de değiniyor. Diyor ki, hakikaten muhterem doktorun dediği gibi benim için dünyada en büyük mevki ve mükafat milletin bir ferdi olarak yaşamaktır. Bu tanımlama, bu şekilde seslenilişi aslında hoşuna gidiyor Mustafa Kemal Paşa'nın. Milletin bir ferdi olarak, milletin sıradan bir ferdi olarak görülmek aslında iltifatların en büyüğü olarak algılanıyor kendisi tarafından. Ve Reşit Galip'i unutmuyor. Reşit Galip'in önemli yerlerde görev alması gerektiğini düşünüyor o sıralarda da. Ve onun önerisiyle kısa bir süre sonra 1925 yılında ara seçimler yapılıyor ve ara seçimlerde Aydın'dan milletvekili seçiliyor Reşit Galip. Atatürk'ün bu çeşitli yerlerde tanışıp da siyaset sahnesine kattığı, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili yaptığı veya devletin önemli görevlerinde yer verdiği kişilere tek örnek değildir Reşit Galip. Aslında çok da nadiren yaptığı bir şey değildir Mustafa Kemal Paşa'nın bu. Örneğin Adnan Menderes'i de bizzat meclise sokan Atatürk'tür bildiğiniz gibi. Adnan Menderes Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın İl Örgütü'nde çalışırken Atatürk orayı ziyaret ediyor. Bizzat Adnan Menderes'in odasında ağırlanıyor, kahve içiyorlar ve onun sohbetinden, görüşlerinden, fikirlerinden çok hoşlanıyor, etkileniyor Atatürk ve bizzat onun önerisiyle Adnan Menderes meclise giriyor. Çok uzun sürede Atatürk'ün partisinde önemli işler yapıyor. Sonra bildiğiniz gibi çok partili hayatta Demokrat Parti'nin kurucuları arasında yer almış ve 10 yıl boyunca başbakanlığımızı yapmış. Çok önemli bir şahsiyettir Adnan Menderes. Reşit Galip tabii ki o kadar yükseklere ulaşacak kadar önemli bir şahsiyet olmamıştır ama demek istediğim Reşit Galip'te de bir kendince bir ışık gören Atatürk onun da mecliste hizmet vermesi gerektiğini düşünüyor. Meclise girdiği zaman 1925'te Şeyh Said ayaklanması çıkıyor Reşit Galip milletvekili olduktan kısa bir süre sonra ve Ankara İstiklal Mahkemesi üyeliği yapıyor bir dönem. Atatürk'ün hep yakınında olan, Atatürk'ün genelde davranışlarını hoş gördüğü, sevdiği bir kişi Reşit Galip. Aynı zamanda genç bir yaşta. Çünkü 32 yaşlarında, 33 yaşlarında milletvekili oluyor. Çevresindekileri de şöyle tanıtıyor genelde Atatürk. Örneğin İş Bankası'nın kuruluş yıl dönümünde Gazi Orman Çiftliği'nde yakınındakileri tanıştırırken Reşit Galip'i diyor ki bu hem doktordur, hem siyaset doktorudur, hem edebiyat doktorudur ve güzel arkadaştır diyor. Tabi arada soğukluk olduğunu görüyoruz. Hatta bu soğukluk döneminde mektup yazdığını
Reşit Galip'in 12 sayfalık üstelik Atatürk'e bir mektup yazarak aralarını düzeltme konusunda, soğukluğun giderilmesi konusunda çaba sarf ettiğini biliyoruz. Profesör Doktor Şerafettin Turan'ın bu konuyla ilgili bir makalesi var. Reşit Galip'in Atatürk'e yakınmaları şeklinde başlığıyla Ankara Üniversitesi Dil Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanmış bir makaledir. Orada uzunca Reşit Galip Atatürk ilişkilerini ayrıntılı bir şekilde anlatmıştık Şerafettin Turan Hocam. Daha sonra baktığımız zaman 1930'lu yıllara geldiğimizde Türk Tarih Heyeti'nin genel sekreterliğinde bulunduğunu görüyoruz Reşit Galip'in. Hemen aynı yılda Serbest Fırka'ya da üye olarak katılmış, Serbest Fırka'nın kurucuları arasında yer almıştır. 1931 yılının sonbaharından itibaren de sık sık Cumhurbaşkanı'nın konukları arasında Çankaya'da görmekteyiz kendisini. Bu Çankaya'daki sofralara katıldığını biliyoruz, konuklar arasında olduğunu biliyoruz ama sohbetimin başında bahsettiğim Dolmabahçe'deydi. Bu Dolmabahçe'deki o akşam yemeği çok değişik kaynaklarda, değişik şekillerde anlatılmıştır. Örneğin Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar isimli çok hacimli, çok ayrıntılı bir kitabı var. Hasan Rıza Soyak, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde bulunmuştur. Yaklaşık 7-8 yıl boyunca Atatürk'ün en yakınlarından biri olmuştur. En yakın çalışma arkadaşlarından biri olmuştur. Bu, o sofradaki karşılıklı diyaloğa, o da değinmiş kitabında. Bizzat o diyalogların yaşandığı sırada masada olmadığını anlatıyor. Çünkü o sırada Tevfik Bıyıklıoğlu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri. Fakat kendisi de görevli Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde. Aynı şekilde az önce söylediğim gibi burası sizin değil milletin sofrasıdır. Hatta gerekirse sizi bile eleştiririm. Kalkmıyorum şeklindeki çıkışını anlatıyor Reşit Galip'in. Ertesi günde şöyle anlatıyor. Ertesi sabah sükunete gelen doktor erkenden sarayı terk ederek ilk trenle Ankara'ya gitmişti. Saraydan ayrılırken o zamanki Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Tevfik Bıyıklıoğlu'na parası olmadığından bahsederek bir miktar ödünç para istemiş, o da 25 lira vermiş. Atatürk bunu haber alınca çok üzülmüştü. Tevfik Bey'e insan o halde bulunan arkadaşına 25 lira mı verir? Hiç değilse benim hesabımdan birkaç yüz lira vermeliydin diye çıkışmıştı. Doktor Ankara'dan Atatürk'e yazdığı uzun bir mektupla affını istemişti. Eşsiz lider mektubu hafif bir tebessümle okumuş, yalnızca nedir bir kabahati mi var ki demişti. Burada da Atatürk'ün hoşgörüsüne özellikle değinmiş Hasan Rıza Soyak. Orada hatta bazı tanıklıklarda şundan bahsediliyor. Yine aynı sofrada o diyaloglar geçerken örneğin diyor Atatürk'e sizi de eleştiririm. Örneğin diyor 15 bin liralık İş Bankası kredisi için aracı olmanız diyor siz yaptınız diye hata olmaktan çıkmaz diyor. Örneğin oradaki gerginliğin artmasında bunun da etkili olduğunu belirtenler var tanıklıklarda. O 15 bin liralık kredi mevzu nedir? Onu hemen kısaca söyleyeyim. Atatürk'ün İstanbul'da sıklıkla gittiği bir restoran var. Yabancı bir çiftin işlettiği. Ve onlar Atatürk'ten bir ricada bulunuyorlar. Diyorlar ki biz İş Bankası'ndan kredi almak istiyoruz. Fakat çıkmıyor. Acaba bir yardımınız dokunur mu? Atatürk de bir kağıda İş Bankası Genel Müdürü'ne hitaben not yazıyor. Ve gerekli kolaylığın sağlanmasını rica ediyor. Reşit Galip'in sofrada kastettiği o. Yani siz diyor böyle bir şey yaptınız ve hata ettiniz. Bu siz yaptınız diye hata olmaktan çıkmaz. Hani Atatürk'ü bile eleştirecek cesaret derken aslında bu kastediliyor. Ha onu da söyleyelim, o nasıl sonuçlanmıştır? Bu not kendisine ulaştığı zaman İş Bankası Genel Müdürü hemen soluğu Atatürk'ün yanında alıyor Dolmabahçe'de ve Atatürk'e izahatta bulunuyor. Diyor ki efendim siz böyle bir şey yapmışsınız, böyle bir not göndermişsiniz fakat şu 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 sebeplerle bizim onlara kredi vermemiz şu kurallara aykırıdır diyor ve o kredi verilmiyor. Yani onu da aynı zamanda not düşelim bir kenara. Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak bizzat aracılık yaptığı konu aslında istediği gibi de çözümlenmemiştir. Daha sonra baktığımız zaman bu Dolmabahçe yemeğinden sonra
Kısa bir süre sonra bakan oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na getiriliyor Reşit Galip. O sırada Türk Dil Kurumu açılışı yapılıyor. Türk Dil Kurumu açılışında bir konuşma yapıyor bakan olarak. Kısa bir süre sonra Türk Dil Kurulu Başkanı vefat edince bizzat Türk Dil Kurumu Başkanlığı'nı da yürütmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı döneminde kısa da olsa önemli işler yapılmıştır bu kısa süre içerisinde. Örneğin öğretmenlere genel bütçeden maaş verilmesi bir kanuna eklenmiştir. Bunun amacı öğretmenlerin toplumdaki saygınlığını arttırmaktır. Aynı şekilde okulların yaygınlaştırılması projesi yapılmıştır. Hem köy okullarının arttırılması hem liselerin yaygınlaştırılması anlamında önemli çalışmalar yapılmış. Üniversite reformu yapılmış ki değineceğim ve inkılap enstitüleri dediğimiz enstitüler kurulmuştur. Ve andımızda bu dönemde yapılan önemli icraatlardan bir tanesidir. Üniversite reformuna birazdan değineceğim. Andımızı tekrar gelirsek, andımız konusuna gelirsek, onun kısaca öyküsü şöyle. 23 Nisan 1933 günü sabah çocuklarına kendi yazdığı andı okutuyor. Okuyor. 3 tane kızı var Reşit Galip'in. 23 Nisan sabahı uyanıyor, bir metin hazırlıyor. Bu anda dönüşüyor bu metin ve o gün çocuk haftası açış konuşması yapacak bakan olarak. Orada çocuklara diyor ki, güler yüzlü, güzel özlü Türk yavruları, size bugün şu işi veriyorum. Bayram biter bitmez mekteplerinize döndüğünüzde ilk günden başlayarak birinci derse girdiğiniz zaman sınıflarınızda hep birden ve her gün şu sözleri tekrarlayacaksınız. Nedir o sözler? Onu da isterseniz Afet İnan'dan bakalım. Afet İnan bildiğiniz gibi Atatürk'ün manevi kızı, Profesör Doktor Afet Hanım çok önemli anılar bırakmıştır. Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler ismiyle yeniden yayınlanan anılarında andımız konusunu şu şekilde anlatıyor. Diyor ki, çünkü bizzat tanık olmuş buna. 1933 yılının 23 Nisan Çocuk Bayramı'ydı. O heyecanla Çankaya Köşkü'ne geldiği vakit, Reşit Galip'i kastediyor, Atatürk'ün yanında bana bir kağıt uzattı ve şunları anlatmaya başladı. Sabahleyin ilk bayramlaşmayı kızlarımla yaptım. Onlara bir şeyler söylemek istediğim vakit bir ant meydana çıktı. İşte Cumhuriyetimizin 23 Nisan çocuklarına armağanı dedi. Kağıtta şöyle yazıyordu. Türk'üm, doğruyum. Çalışkanım. Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. Yurdumu, budunumu, özümden çok sevmektir. Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Metin bu kadar. Görüldüğü gibi, ey büyük Atatürk seslenişi yok. Görüldüğü gibi, ne mutlu Türk'üm diyene şeklinde bitmiyor. Bunlar daha sonra eklenen ibarelerdir andımıza. Ve Atatürk'ün en güçlü dönemi olduğunu düşünürsek, Atatürk'ün ismini herhangi bir şekilde geçirmediğini de düşünürsek Reşit Galip'in, bu da dikkate değer bir ayrıntı olarak gözüme çarpmıştı benim. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Andımızın hikayesi bu. Bu daha sonra her gün okullarda okunuyor. 1970'lerde ve 12 Eylül'den sonra özellikle değişikliklere uğruyor. Ve bugünkü halini alıyor. Daha sonra da birkaç ay önce zaten kaldırıldı. Bu konuda ilginç bir bilgi de vereyim. Reşit Galip'in bir torunu günümüzde yaşıyor. Önemli bir kişi. Feyhan Oran. Feyhan Oran Reşit Galip'in torunudur. Ve önemli akademisyen Baskın Oran'ın da eşidir. Baskın Oran bildiğiniz gibi çok önemli, ünlü bir akademisyenimizdir. Hani görüşlerini severiz, sevmeyiz, o ayrı bir konu. Onun eşidir Feyhan Oran ve Feyhan Oran bu andımız tartışmaları olduğu zaman Milliyet'e bir röportaj vermiş. Bu röportajda kalkmış olmasından memnunum, zamanı gelmiş ve geçmişti kalkmasının şeklinde söylüyor. Reşit Galip'le dedesiyle ilgili de bir takım anılar anlatıyor. Örneğin bu andımızla ilgili Milli Eğitim Bakanımızın
görüşlerini alıntılamış Feyhan Hanım ve aynen onlara katılıyorum diyor. O günün şartlarıyla yazılmış bir şey. Şimdi artık bu arkaik olmuştur. Onun için kaldırılması gerekiyordu. Kaldırdık sözünü alıyor bakanın ve evet ben de aynı şeyi söylüyorum diyor. Bu konuda tabii ki herkesin görüşü farklı olabilir. Yani bunu tartışacak değiliz. Ben sadece bizzat torunu olduğu için onun görüşünü de size aktarmak istedim. Dedesiyle ilgili birkaç anı anlatıyor, önemli şeyler. Örneğin diyor ki, öldüğü zaman cebinde 5 lira olduğunu anneannem anlatırdı. Anneannem 3 çocukla İstanbul'a geliyor, akrabalarının yanına yerleşiyor. Nasıl yaşayacak? Mesleği de yok. Düşünüyor ne yapacağını. Afet İnan'a bir mektup yazıyor diyor. Çünkü bir ara söyledim, çok genç yaşta, 41 yaşında vefat ediyor. Onu da birazdan anlatacağım. Sıkıntılarını anlatıyor Afet İnan'a, anneannesi ve kredi almak istiyorum fakat teminat gösterecek bir şeyim yok. Yardımcı olur musunuz diye soruyor. Atatürk'e söylenir söylenmez kredi çıkıyor ve bir ev alıyorlar. Hatta bir apartman almışlar banka kredisiyle ve bir oda ve bir mutfağı kendilerine ayırıp geri kalanını kiraya vererek 3 kız çocuğunu okutmuş, yetiştirmiş Reşit Galip'in eşi. Yine anneannesi için diyor ki bir istifa mektubu vardı cebinde. Anneannesinin söylediğini söylüyor. Onunla giderdi bakanlığa. Bir gün geldi, ben istifamı verdim, kullandım dilekçemi dedi. Ben de niye kullandın diye sormadım. Ne sebep oldu, verdi onu da bilmiyorum demiş anneannesi. Atatürk'le maceralarını anlatırken o şeye de değiniyor tabii ki. Dolmabahçe yemeğine değiniyor. Sonra başka bir şey anlatıyor. Diyor ki bir de bundan başka yine Atatürk'le maceraları var bir akşam. İçiliyor, içiliyor. En sona ikisi kalıyor. Atatürk diyor ki, doktor ben seni yalnız göndermem. Götüreceğim eve kadar. Bu arada kalkış kıyamet o sırada. Kış mevsimi. Arabayla eve kadar gidiyorlar. Dedem diyor ki, ben sizi katiyen göndermem. Ben de sizi götüreceğim. Araba bir Çankaya gidiyor, bir Keçiören'e. En sonunda diyorlar ki, bu böyle olmaz. Ortada ayrılalım. Atatürk arabayla Çankaya dönüyor. Dedem oradan yürüyerek karda kıyamette Keçiören'e gidiyor. Anneannem bunu da günlerce ateşler içinde yattı diye anlatırdı diyor Feyhan Hanım. Ve onunla ilgili bir hatıra var mı diye söyledikleri zaman dedenizle ilgili. O da diyor ki Ankara'da ve Aydın'da adını taşıyan birer cadde var. Ankara'da da bir ilkokul varmış. Anıtkabir'de ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde fotoğrafları var diyor. Cebeci Asri Mezarlık'ta etrafı zincirle çevrili 3 mezar var. Üçü de Milli Eğitim Bakanlığı'na ait. Biri de Reşit Galip'in diyor Feyhan Hanım. Onunla ilgili uzun bir röportajdan ilgimi çeken birkaç yeri paylaşmak istedim. Bakanlığı döneminde çok önemli bir reform yapılmış. 1933 yılında üniversite reformu. Darülfünun, İstanbul Darülfünun'u eğitim hizmeti veren yüksekokul fakat yetersiz bulunuyor. Bununla ilgili Cumhuriyet'in gerektirdiği çağdaş bir eğitim kurumuna dönüştürmek istiyorlar İstanbul Darülfünun'u. Hatta Cenevre Üniversitesi'nden bir profesör getiriyorlar ve onun bir rapor hazırlamasını istiyorlar. O da bir rapor hazırlıyor. Darülfünun'da öğrencileri bireysel düşünme ve araştırmaya yönlendirecek nitelikte bir öğretim yerine ansiklopedik bilgiler verilmekle yetinildiği ve bilinçli bir biçimde belirli bir noktaya yönelmeyi gerçekleştirecek bilimsel ve düşünsel bir çabanın bulunmadığı görüldüğü belirtiliyor ve bu raporun bu incelemenin de ardından İstanbul Darülfünun'un lav edilerek yerine İstanbul Üniversitesi'nin kurulması kararlaştırılıyor ve 1933 yılında İstanbul Üniversitesi kuruluyor. Nazi rejiminden kaçan Alman bilim adamlarıyla anlaşma yapılıyor. Onlara kucak açılıyor. Reşit Galip döneminde bizzat anlaşmayı o yapıyor. Ve onlardan istenilen şu Alman bilim adamlarından, bizim üniversitemizde tam gün çalışacaksınız. Başka herhangi bir işte çalışmayacaksınız. 3 yıl içerisinde derslerinizi Türkçe vermeye başlayacaksınız. Karşılığında da belli bir maaş, ayrıca sağlık ve yol giderlerinizi karşılayacağız şeklinde bir anlaşma yapılıyor onlarla. Kısa bir süre sonra bu reformun yapılmasından kısa bir süre sonra, üniversitenin kurulmasından sonra bakanlıktan ayrıldığını görüyoruz Reşit Galip'in. Ve bundan da kısa bir süre sonra hayatını kaybediyor. İstanbul'da bir deniz kazası geçiriyor. Kızları sandaldan düşüyor ve sandaldan düşen kızlarını kurtarmak için kendisi denize atlıyor. Ve ardından zatürreye yakalanıyor ve 1934 yılında
41 yaşında hayata veda ediyor Reşit Galip. Onun ardından yazılan yazılardan birinde Namık Edip Ambarcıoğlu şöyle diyor. Biz Mustafa Necati'de inkılabın en heyecanlı bir tutkusunu, Reşit Galip'te bilgili inkılapçıların çevik ve mert iradesini kaybettik. Bunlardan ikisi de gençti. İkisi de yenen insan elinin yenemediği, yenemeyeceği oldu. Onlar büyük şefin emrinde inkılabın birer serden geçtisi gibi çalıştılar. Birer dumlu pınar kahramanı gibi öldüler diyor. Alıntıda özellikle bunu aldım çünkü Mustafa Necati'den de bahsediyor. Mustafa Necati de çok önemli bakanlarımızdan, Milli Eğitim Bakanlarımızdan bir tanesidir. Çok önemli şahsiyetlerden biridir. Ve o da çok genç yaşta hayatını kaybetmiştir. 35 yaşında hayatını kaybetmiştir. Atatürk'ün Mustafa Necati'nin ölümünden sonra ağladığı söylenir. Çok üzüldüğü söylenir. Mustafa Necati İzmirlidir. Reşit Galip'ten daha önce, 1920'li yıllarda bakanlık yapmıştır. Saruhan milletvekili olarak seçiliyor bu bölgeden. Daha sonra İzmir milletvekili olarak meclise giriyor. Hatta Altay Spor Kulübü'nün de kurucusudur Mustafa Necati. İmar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı yapıyor ve daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor. 1925 ile 1929 yılları arasında 4 yıl bakanlık yapmıştır Mustafa Necati. Örneğin o Marif Teşkilatı Kanunu'nu çıkararak marif hizmetinde asıl olan öğretmenliktir ibaresini getirmiştir Mustafa Necati. Öğretmen okulları açılmıştır, yeni bir ilkokul programı düzenlenmiştir. Ve onun dönemine damgasını vuran olay da harf inkılabıdır. 1928 yılında bildiğiniz gibi harf devrimi yapılıyor, millet mektepleri açılıyor, okuma yazma seferberliği düzenleniyor. Bu anlamda Mustafa Necati'nin bakanlık dönemi oldukça önemli bir dönemdir ve o da genç yaşta hayatını kaybetmiştir. Bu anlamda Reşit Galip'ten bahsetmişken Mustafa Necati'yi de yad etmek istedim. O yüzden kısaca onunla ilgili de size bilgi vermek istedim. Görüldüğü gibi Reşit Galip yalnızca andımızın yazarı olarak değil, aynı zamanda üniversite reformunu yapan, İstanbul Üniversitesi'nin kurulmasında çalışmalarda bulunan bir kişi olarak, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin kurulmasında önemli ön ayak olan kişi olarak, aynı şekilde bakanlığı döneminde öğretmenlerin saygınlığın artması anlamında çalışmalar yapan bir kişi olarak, yine Alman bilim adamlarının Türkiye'de hizmet vermesiyle ilgili anlaşmayı yapan kişi olarak, Türk Tarih Kurumu'nun, Türk Dil Kurumu'nun kurucusu olarak önemli hizmetler vermiş bir şahsiyettir Reşit Galip. Dediğim gibi onun elinden çıkmış ve çok sonra değişikliklere uğrayarak bugün kaldırılmış olan andımızın kaldırılması, kaldırılmaması tartışmaları tamamen bizim dışımızdadır. Ben böyle bir önemli karakteri size farklı yönleriyle de tanıtmak istedim. Sohbetimin sonunda size yine iki tane kitap önereceğim. Bir tanesi edebiyattan bu kez. Çünkü birçok programımızda edebiyat sohbetleri de yapacağız. Evvel zaman sohbetleri dediğimiz zaman yalnızca tarihsel kişilikler, tarihsel olaylar değil, biraz edebiyat tarihine de gireceğiz. Çünkü edebiyat tarihinde de çok önemli kişiler, çok önemli olaylar yaşanmıştır edebiyat tarihinde de. Çok ilginç yaşam öyküleri olan edebiyatçılar var. Ve o dönemin aslında kimi edebiyatçıların, özellikle Rus edebiyatını bunu örnek verebiliriz, Fransız edebiyatını bunu örnek verebiliriz, o edebiyat eserlerinin yazıldığı dönemle ilgili, o dönemin siyasi havasıyla ilgili de bize çok fikirler veren kitaplar var. Bunlarla ilgili de sohbet edeceğiz. Bugün size değişik, ilginç bir kitap öneriyorum. Ivan Gonçarov, Rus yazar, 19. yüzyılda yaşamış, Oblomov isimli kitabı. Edebiyat düşkünleri, kitap kurtları aslında bu kitabı bilirler. Bilmeyenler, henüz tanışmayanlar için ve kitap okumayı, özellikle klasik edebiyatı çok sevenler için şiddetle önerebileceğim bir kitap bu. Ivan Gonçarov aslında 19. yüzyılda yaşamış ve çok önemli bir yazar olmasına rağmen çağdaşları Dostoyevski, Tolstoy, Gogol gibi çağdaşlarının biraz gölgesinde kalmıştır. Biraz aykırı bir takım fikirleri savunmasının etkisi var bunda. Oblomov benim ilk okuduğumda çok
ilgimi çekmiş, beni etkilemiş bir kitap. Oblomov'dan bahsettiğimiz zaman aslında Oblomovluk diye bir kavramdan da bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü burada kitabın ana kahramanı Oblomov. Ama öyle bir durumdan bahsediyor ki, öyle bir halden bahsediyor ki, aynı zamanda biz o durumla ilgili de bir takım görüşler de bulunmuş oluyoruz. Kitap 19. yüzyıl Rus aristokrasisinin bir eleştirisi aslında. Romandaki Oblomov karakteri bir Oblomovluk durumunu yaratmıştır. Oblomov'u şöyle tanımlayabiliriz. Bir türlü eyleme geçmeyen bir uyuşukluk hali, bir tembellik hali olarak adlandırabiliriz. Fakat bu tembellik halini hani bu bildiğimiz tembellikten biraz ayrı tutmak lazım. Daha çok bir toplum dışılık söz konusu. Topluma uyum sağlayamama durumu söz konusu Oblomov'da. Oblomov ailesinden kalan yüklü bir mirası olan, toprağı olan, çok geniş arazileri olan, parasal hiçbir sorunu olmayan, ailesinin bu durumundan dolayı da çok eğitim almış, entelektüel birikimi de olan, fakat kırsalda değil de şehre göçüp şehirde yaşamaya başlamış ve oraya uyum sağlamaya çalışan ve sağlayamayan bir karakter Oblomov. İçine düştüğü bir eylemsizlik hali var ve bir türlü bu eylemsizlik halinden kurtulamıyor. Kafasında sürekli planlar yapıyor fakat bu planları bir türlü hayata geçiremiyor. Öyle ki yataktan kalkması, uyandıktan sonra yataktan kalkması bile saatler alıyor. Bir mektup yazacak örneğin, sayfalarca sürüyor o bölüm. İşte şeyden topraklarının gelirlerinin denetimini, kontrolünü bıraktığı kişiden, taşradan bir mektup alıyor. O mektuba yanıt vermek istiyor. Sürekli kafasında düşünüyor nasıl yanıt vereceğini ve saatlerce oturup kalemi kağıdı alıp masaya oturamıyor. Böylesine bir uyuşukluk halinden bahsediyoruz. Fakat dediğim gibi tembellik de biraz daha farklı. Çünkü tembel insan örneğin, tembel insan ve işsiz insan bu tembelliğinden gocunmaz. Yani hoşuna gider yani tembellik yapmak. Oblomovluk'ta biraz daha farklı bir durum var. Hem tembel, uyuşuk, eyleme geçemiyor hem de bundan son derece rahatsız. Yani bir şekilde bir eyleme geçme isteği var. Bir söylediğim gibi bir karakter anlatılırken aslında bir durum, bir hal anlatılmış oluyor. Yani edebiyat tarihinde bununla ilgili çok örnekler var. Örneğin Don Quixote'u düşünün, Cervantes'in Don Quixote'unu. O Don Quixote karakterinde biz bir durumu, bir psikolojik hali alırız. Değil mi? Ya da Molière'in Cimri'sini düşünün, Harpagon karakterini. Cimri dediğimiz zaman ete kemiğe bürünmüş bir insan hali karşımıza çıkar. Aynı şekilde Suç ve Ceza'da Dostoyevski'nin Raskolnikov örneğin ete kemiğe bürünmüş bir karakterdir o da. Bu anlamda Oblomov'da öyle bir durumu, öyle bir hali yansıtan bir kitap. Çok da tebessümle okuyacağınız sayfalar var. Yani hani böyle hacmine bakarak ya da Rus edebiyatı dediğimiz zaman böyle çok ağır, çok böyle kasvetli, çok yavaş ilerleyen bir kitap gibi gelmesin sakın aklınıza. Oldukça keyifli okumaları olan, tebessümle karşılaşabileceğimiz sayfaları, bölümleri de var. Oblomov'a bir karşıt karakter de yaratmış. Gonçarov, Shtols isminde. Bunlar iki arkadaşlar. Aslında Oblomov doğuyu temsil ediyor. Shtols batıyı temsil ediyor. Zaten Gonçarov'un da amacı bu. Doğu ile batı arasındaki bir çatışmayı anlatmaya çalışmış ve Doğu'nun eylemsizlikten kurtulması gerektiğini, Doğu'nun silkinmesi gerektiğini, tabii Rusya özelinde söylüyor bunu Doğu derken, onu kastediyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyor. Çünkü ön sözde de yazılmış, şey belirtilirken, hayalcilik kavramından bahsederken Doğu'nun hayalciliğiyle Batı'nın hayalciliğine bir fark olduğu anlatılmış. Örneğin diyor ki ön sözde Doğu'nun hayalciliği sadece hayal kurmak içindir. Yani keyif verir insana, haz verir. Böyle düşlere dalmak insanı mutlu eder. Yani o hayalin gerçekleşip gerçekleşmemesi bizim hayali kuran olarak pek umurumuzda değildir açıkçası. Batı için ise diyor hayal kurmak onu gerçekleştirmek için ilk adımı atmaktır. Gonçarov da işte Rusya'nın silkinmesi için Batı'nın bu disiplinli halini, bu plancılığını
örnek alması gerektiğini vurgulamış. O anlamda da bu tezi öne sürdüğü için de eleştirilmiştir aslında. Onu da belirtmekte fayda var. Örneğin ben bu kitabı okuduğum zaman, bu Doğu-Batı çatışmasını işlerken gördüğüm zaman aklıma Peyami Safa geldi. Peyami Safa'nın Fatih Harbiye kitabı geldi. Orada da bildiğiniz gibi Doğu ve Batı çatışması anlatılır ama orada daha çok kültürel temelli anlatılır bildiğiniz gibi Fatih Harbiye kitabında. Tabii diziden bahsetmiyorum, yani dizisi çekildi ama bildiğiniz gibi o dönemki kitaplar diziye aktarılırken çok da gerçekçi şekilde aktarılmıyor. Dönem değişmiş oluyor, karakterleri değiştiriyorlar. Ben bizzat Peyami Safa'nın o mükemmel eserinden bahsediyorum. Orada kültürel temelli Doğu-Batı çatışmasını çok iyi anlatmış. Buradaki fark, burada daha çok ekonomik temelli ve Rusya eksenli anlatılmıştır. Çok keyif alacağınızı düşünüyorum okurken. Diğer kitabımız, ayrıca diğer kitaba geçmeden önce bu kitabı seçmemin bir sebebi daha var. Hasan Ali Yücel klasikleri dizisinden bu kitap. Hasan Ali Yücel de çok önemli bir Milli Eğitim Bakanımız ve gerçekten çok büyük hizmetleri olmuştur. 1941 yılında tercüme bürosu açıyor. Başta Sebahattin Eyüboğlu olmak üzere çok önemli edebiyatçıları bu tercüme bürosunda bulunduruyor. Bunlar dünya klasiklerini, çok önemli eserleri Türkçemize kazandırıyorlar. Türk kültür hayatının ilerlemesinde çok önemli bir atılımı gerçekleştiren bir bakanımızdır Hasan Ali Yücel. Aynı zamanda çok önemli şair, benim de hayran olduğum Can Yücel'in de babasıdır biliyorsunuz. İkisine de Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Hasan Ali Yücel klasikleri, o dönem çevrilen ve yayınlanan kitaplar tekrar günümüzde yeni baskılarıyla yayınlanmış. Bu kitap da onlardan bir tanesi. Yani bu anlamda Mustafa Necati ve Reşit Galip'ten bahsetmişken Hasan Ali Yücel'i de es geçmek istemedim açıkçası. Ona da iki satırla değinmek istedim. Diğer kitap tarihi bir kitap, Belgelerle Lozan kitabı. Fakat bunun diğer Lozan kitaplarından farkı var. Lozan kitapları, Lozan Anlaşması ile ilgili yazılmış çok fazla kaynak var. Fakat genelde birbirlerini tekrarlayan kitaplardır bunlar. Bu ise Sevtap Demirci tarafından yazılmış bir doktora tezi aslında. Yurt dışında okurken London of Schools'ta yaptığı doktora tezidir. Önce de İngilizce yazılmış o yüzden, sonra Türkçe'ye çevrilmiş. Bu hem İngiliz hem Türk kaynaklarından birincil olarak o kaynaklara ulaşıp arşivlere onlardan derlenerek hazırlanmış bir kitaptır. Ve özellikle Türk hükümeti ile İngiliz hükümeti arasındaki diplomatik savaşları, diplomatik stratejileri, pazarlık stratejilerini, tabiri caizse Lozan konferansındaki 8 ay boyunca süren konferansın kapalı kapılar ardında neler olduğunu ve bunların nasıl stratejiler haline dönüştüğünü çok güzel gözler önüne sermiş bir kitap. Örneğin başka kaynaklarda da anlatılır. İsmet Paşa başkanındaki Türk heyetinin 8 ay süren Lozan'daki görüşmelerde en önem verdiği konu, en baştan önem verdiği konu eşitlik konusudur. Daha konferansın başından sonuna kadar İsmet Paşa hep aynı şeyi vurgulamıştır. Bizim tek istediğimiz karşımızdaki devletlerle eşitlik temelinde görüşmeler yapmaktır. Çünkü milli mücadeleden zaferle çıkılmış ama bunun masada taşlandırılması gerekmekte. Ve bununla ilgili önemli örnekler anlatmış. Bu anlamda da ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Bir farklı özelliği de bu kitabın, Lozan Anlaşması'nın tam metni var kitapta. Ekler bölümünde 143 maddelik bu Lozan Anlaşması'nın tam metni de yer almış. Bu anlamda meraklısına oldukça fayda getirecek bir kitaptır. Bu kitabı da özellikle size öneriyorum. Bugünkü sohbetimiz burada sona erdi. Bir dahaki sohbetimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.